1960 yılında Domancımızın ilçe olmasıyla birlikte kurulan PTT müdürlüğümüz Tavşanlı'ya bağlı şubeye çevrilmek isteniyor. Son genelgeyle, tasarruf genelgesiyle. Buradan gidecek personelimiz sayısı 4'ten 3'e düşerek 1 personelimiz gidecek. Bu ne kadar tasarruf olur? Sanırım ileride aksayan hizmetlerle birlikte bir personel de buraya takviye olarak gelecek. Sadece isim değişikliği olacak. Biz ilçemizin kan kaybetmesini istemiyoruz. Sürekli kan kaybediyoruz yıllardan bu yana. Halk Bankamız gitti, askerlik şubemiz gitti, adliyemiz gitti, hastanemiz ilçe Tavşanlı'ya bağlı entegre hastane oldu. Buraya yatırımcı geldiğinde bize ilk sorduğu şey, kurumlarınız faal mi, çalışıyor mu diye bize soruyorlar. Biz bu konularda gelen yatırımcıya cevap vermiyoruz. Bu ilçemizin kan kaybetmesine sebep olacak bir durumdur. Gördüğünüz gibi Domaniç halkı da bunu istemiyor. Hepsi burada. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Müdürlüğümüzü kaybetmek istemiyoruz. Tüm vekillerimi aradım. Konunun takipçisi olacağını söylediler. İnşallah müdürlük olarak kalmasını istiyoruz. Kuruluşun topraklarını bunu hak etmiyor. Kuruluşun toprakları bunu asla hak etmiyor. Halkı da hak etmiyor. Biz artık kan kaybetmek istemiyoruz. Büyümek istiyoruz. Güzel bir ilçeyiz. Hak ettiğimiz değeri almak istiyoruz. Vatandaşımızın desteğiyle de bunu başaracağız inşallah. ...1960 yılında hayırsever bir vatandaşımızın hibe ettiği arsa ve Domaniç'in ve Domaniç Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan PTT maalesef bugün Domaniç'ten son noktayı koymak üzere. Geçmişte vatandaşımızın hibe ettiği arsayı PTT Genel Müdürlüğü parayla sattı. Halbuki o arsa Domaniç'in malıydı. Bugün bir memur için Domaniç postanesini kapatmak istiyorlar. Biz bunun karşısındayız. Biz Domaniçliler olarak Domaniç'in artık sahibi olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra Domaniç'e yapılan her türlü engelleme projelerinde karşılarında olacağız. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, burada bütün partilerin temsilcileri var. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra memleketimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Talay Derneği Başkanı Domaniç. Biz de bu işten çok müzdarifiz. Allah'a şükür bu zamana kadar hep birlik beraber içinde çalıştık. İnşallah bundan sonra da birlik beraber içinde çalışacağız. Yalnız biz sessiz kaldıkça Domaniç'imizin de hep değerlerimiz gidiyor. Allah'a şükür bak biz sessiz kaldıkça bugün Keles'in adliyesi daha duruyor. 3700 nüfusu var. Bizim 5000 nüfusumuz var ki adliyemiz yok. PTT de gitti mi yarın sıra gelecek ormana gelecek. Jandarmaya gelecek. Yerimizde bir şeyle kalmayacak. Ondan sonra da göçme diyorlar bu Domaniç'imizde. Hem Osmanlı şehrinden bahsediyorlar. Yeri geldi mi bize hiçbir hizmet yok. Onun için buna sahip çıkalım. Ben de çok teşekkür ederim. Hepsinize Allah razı olsun. Domaniç'in kurumları devamlı eksiliyor. Bu kurumlarda eksildiği için Domaniç kan kaybediyor. Onun için vatandaşımızın desteğiyle bunlara sahip çıkmalıyız. Teşekkür ederim. Öncelikle PTT'me dokunma diyorum. Nedeni bildiğiniz üzere 2012 yılında yine aynı tasarruf saçmasıyla adliyemiz kapandı. Maalesef kapanan adliyelerin arasında 28 tanesi geri açılmıştı o zaman. O geri açılan adliyelerin konumu Domaniç'ten daha da kötüydü. Nedeni kilometre olarak daha yakınlardı. Nüfus olarak daha azlardı. Mesela örnek veriyorum. Keles. Onun için PTT'me dokunma diyorum. Teşekkür ederim. Genelge çıkmış arkadaşlar. Yayınlanmış. Bir sürü müdürlük şubeye çevriliyor. Elimizden geleni yapacağız.
Her yere ulaşıyoruz. Merak etme yani. Bütün müdürlüklere, bölge müdürlüklerine, genel müdürlüğe aradık. Takip ediyoruz. İnşallah iptal ettirebiliriz. Ha?